sana gelen ya. Nasıl getireyim sene de ben bir şahin olsam sen bir balaban baksam ben bir şahin olsam, sen bir balaban. Baksam cırana, gitsem şöyle. Aman koyunları kuzuyla karışık yüze küskün ama kalbi barışık siyah perçemli de zülfü dolaşır. Yeni düştüm düzene. Tutmaz siyah perçemli de zülfü dolaşır. Yeni düştüm düzene. Tutmaz merhaba. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Değerli sanatçı arkadaşım Erkut Özkan. Hoş geldin Erkut. Hoş bulduk Hakan. Öncelikle ben bağlamaya olan ilgini, merakını çok merak ediyorum. Ne zaman oldu, ne zaman başladın bağlamaya, çalmaya? Ufak yaşlardan. Zaten yöremde bu işle uğraşan, amatör ya da profesyonel bu işi yapan onlarca, yüzlerce insan gibi ben de ufak yaşlarda heves ederek başladım. Bir Neşet Ertaş hayranlığı vardı. Hala da devam ediyor. Değil mi? Orta Anadolu, Ankara'da evet. Yaşamanın vermiş olduğu evet, bir aynen öyle. Şey sanırım. Bu hayranlık daha sonra diğer ustaları tanımama, ne? Diğer mahalli sanatçıları, kaynak kişileri keşfetmeme sebep oldu ufak yaşlardan beri. Ustaların ustası Muharrem Ertaş, Neşet evet. Ertaş'ın babası. Kırşehirli, rahmetli Çekiç Ali, Keskinli Hacı Taşan, Kırıkkale Yahşanlı Nuh Akgün, Ekrem Çelebi, bu mahalli sanatçıları dinleyerek büyüdüm hep. Ve hep bu konuda yoğunlaştım uzun süre. Tabii dinlediğimiz yoğunlukta saza söze veremiyoruz. Yani yaptığımız işe yansıtamıyoruz belki. Ama birikimimizi ustaları tek tek
dinleyip onları çok iyi algılamak gerekiyor bence. Hepsinin tek tek incelenmesi gerekiyor. Thank you.
sar içidim havraz, kurmuş oturur okuyor, karışmış laline çimenim dağlar oyuyor. Peki seni bulmuşken bir soru daha sorayım. Bozlaklar da kendi içinde ayrılıyor değil mi? Çok farklı bozlaklar var yani. Evet. Ülke genelinde düşündüğümüz yani, zaman. Evet. Onlardan biraz bahseder misin bize? Onlar daha doğrusu bilimsel olarak incelenmek istediğinde bölünmüş. Yani bazı türde olanlarına işte ayırmışlar. Farklı isimler vermişler. Yörede çok da geçerli değil. Sallan da ben boyuna bakayım.
Kirtan ayraları kahı. Bir de benim merak ettiğim bir şey var. Ustalar şiir olarak düşündüğümüzde bu kültürü kimlerden besleniyorlar? Yani hem kendileri de kuşkusuz yazmıştır ama şairlerden de yararlanmışlardır sanırım, değil mi? O zamanın şairlerinden. Tabii, şiir konusunda Bozdaklarda ve türkülerde Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun, Kerem'in şiirleri olduğunu görüyoruz. Ve yine Kırşehirli Toplum Enine Aşık Said'in. Evet. O büyük yer ediyor değil mi? O üstad evet. Çok şiirleri. Onun da bazı bozdakları ve türküleri günümüze ulaşmış. Hatta Muharrem Ertaş'ın okuduğu o meşhur Avşar Bozdağı da sözleri Dadaloğlu'na ait. Bugün de Aşık Said'den bir türkü okudun sanırım. Evet, Hızılırmak Can İncitmesen Bugün sözleri Aşık Said'e ait. Hatta onun meşhur bir bozdağı da vardır, Kızılırmak diye, yine Kızılırmak isminde. Çekicani'nin okuduğu çok güzel bir bozdağı.
yavru şahin bir kekli salaklar. Bugünlerde kabul olur dilekler. Cennette huriler, gökte melekler. Sevinir mahlukat bu bayram evde. Eser yelenir dallar ağaçlar. Sevinir mahlukat bu bayram evde. Peki beste çalışması yapıyor musun? Yani türkü formunda besteler yapmaya çalışıyor musun hiç? Beste çalışmam olmadı. Ben beste yapma konusunda şunu düşünüyorum. Bestecilik çok ayrı bir meziyet, ayrı bir iş. Yani çok iyi enstrüman çalanlar, çok iyi türkü okuyanlar, eser okuyanlar veya hafızasında yüzlerce eseri bulunduranlar beste yapma konusunda çok başarılı değil. Evet. Genellikle. Ayrı bir yetenek türküsü. Evet. Hiç deneme olmadın peki, hiç denemedin mi? Yok, yani merak ettim. Acaba sonuç ne olacaktı? Nasıl bir şey olmadı. Çıkacaktı? Şimdi o konuda da şöyle bir ufak açıklama yapayım. Halk müziği, özellikle ilgilendiğim alan olarak Orta Anadolu müziği aslında çok benzer gibi görünse de her çok usta, her mahalli sanatçı aynı türküyü, aynı bozdağı, aynı halayı ne olursa olsun icra ettiğinde çok farklı yorumlamış, okumuş. Elimizdeki kısıtlı kayıtlar bize bunu gösteriyor. Yani onların detayına girdiğiniz zaman zaten başka boyutlar. Fazlaca yer kaplıyor sizde. O ezgiler, o nameler. Evet. Onun için ondan kurtulmak lazım bence beste yapabilmek için. Ama beste yapanları, özellikle türkü formunda beste yapanları tabii ki ben beğeniyorum. Tebrik ediyorum yani.
değirmenin bendine. Taş dönmüyor, dönmüyor, döner kendi kendine. Taze gelin arabada inmiyor, döner kendi kendine. Taze hanım arabada. Erkut, peki günümüzde beğendiğin kimler var? Geleneksel olarak dinlediğin. Yine Orta Anadolu olarak soruyorsan, evet, geleneksel icracılardan çok usta olarak gördüğüm, çok beğendiğim, takdir ettiğim Aydın Çekiç, Kırşehirli. Rahmetli Çekiç Ali'nin oğlu. Evet. Çok, bana göre çok özel bir icracı. Yine Kırşehir Kamanlı Tufan Altaş, günümüzün çok popüler, meşhur bir Orta Anadolu sanatçısı, gerçekten bunu hak eden değil bir mi? İnsan. Bahsettiğin isimlerin hiçbir şeyi yok tabi. Tam bir doğal, yani hiçbir yapısal bozukluk olmamış kişilerden, evet, bahsediyoruz. Yani yöresel türküler okuduklarında o özelliği fazlasıyla gösteriyorlar. Ben dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi, Orta Anadolu Abdal Müziği'ne özellikle yoğunluk verdim çoğu zaman. Ve sadece bağlama çalıp okuyan değil, işte biliyorsun Abdallar'da, Orta Anadolu'da kullanılan keman, davul, zurna, evet. Bu sazları da çok dinliyorum. Onlardan bir şeyler almaya çalışıyorum ama tabii o dinlediğimiz şeyleri saza söze dökmek çok kolay değil. Sonradan girmiş mesela keman ama ne kadar çok yer edinmiş değil mi? Evet. Kültürde. Aynen öyle. Onun dışında mesela zurna olarak da kaba zurna sanırım çalınıyor. Evet, bizim yöremizde halaylarda kullanılan ve bozlak icrasında kullanılan. Onlardan kimler diyebiliriz? Keman olarak rahmetli Erol Cöke keskinli. Seyit Çevik evet, var değil mi? Seyit Çevik, Çetin İç'ten şu an aklıma gelen keman icracıları. Bunlar özel ustalar gerçekten. Zurna olarak da Kırşehirli Ayvaz Başaran, keskinli Metin Öge. Thank you.
sen yakıp da gönderme beni. Ben Mecnun olmuşum sevda çölünden, oy oy. Yeniden Mecnun'a döndürme beni. Döndürme beni. Ben Mecnun olmuşum sevda çölünden. Yeniden Mecnun'a döndürme beni. Düşürüp aşkına Mecnun misali, oy oy. Bir kuru hayale yeldirme beni. Yeldirme beni. Düşürüp aşkına Mecnun misali. Bir kuru hayale yeldirme beni. Başka seversen işte ben öldüm, oy oy. Ne olur ölmeden öldürme beni. Öldürme beni. Bir başka seversen işte ben öldüm. Ne olur ölmeden öldürme beni. Gizli değerler var. Mesela çok güzel bir türkü söyledin. Sanırım Nuh Akgün'den, evet, söyledin. Evet, mesela o ismi çok duymayız biz genelde, evet, ama gizli kalmış bir değer gibi. Aynen, değil mi? Aynen öyle. Onun gibi niceleri var tabii. Özellikle türkü üretmiş, beste yapmış, türkü formunda besteler yapmış olan kaynak kişileri, mahalli sanatçıları daha önde tutmak gerekiyor. Ben daha çok Orta Anadolu abdal müziğine ilgi gösterdim. Biliyorsun konservatuara da girdikten sonra, evet, çok fazla değişmedi. Yani. Evet, evet. Aynen karadık alaydınız. Aynen. Ama tabii okulun da bize kazandırdığı çok şey oldu. Bağlama çalım tekniği konusunda ufkunu bayağı bir genişletmiştir diye düşünüyorum. Tabii değil ki. Mi? Ufku genişletme şöyle. Diğer yöreleri, yani ucundan, kıyısından, bucağından da olsa hiç olmazsa tanıma fırsatı verdi okul bana, yani şahsım adına konuşayım. Çünkü yetiştiğimiz ortamda bu geniş yelpaze, bu halk müziğini bu kadar çeşitli öğrenme fırsatımız olmuyor maalesef. Evet. Kendi yöremizde kısıtlı kalıyoruz ama okulun kazandırdığı da tabii önemli şeyler oldu. Müzik
hüsyan, fettan bakışlım, fettan bakışlım. Sana yeşillerde, allarda vurban, yanakları lale, sümbül kokuşlu, bülbül dillerine, güllerde vurban, güllerde vurban, yanakları lale, sümbül kokuşlu, bülbül dillerine, güllerde vurban, güllerde vurban. Geçirdim baharı, sellerim boşa, sellerim boşa. Sana göz koyanlar közlere düşe, Arabistan mısın, Acem dört köşe. Kayalar ovalar, çöllerde vurban, çöllerde vurban. Arabistan mısın, Acem dört köşe. Kayalar ovalar, çöllerde vurban, çöllerde Mevla bana vermiş bu aşkı derdi, bu aşkı derdi. Böyle bir afeti kimlere verdi? Türkmen yaşarı, Çerkezi ceridi. Nice bin aşiret kullarda kurban, kullarda kurban. Çerkezi aşarı, Türkmeni ceridi. Nice bin aşiret kullarda kurban.